Merhaba, hoş geldiniz. Mesele Ekonomi yayınında bugünkü konuğumuz Kerim Rota, Gelecek Partisi Ekonomi Sorunu Genel Başkan Yardımcısı. Merhaba Kerim Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili Semih. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir süre size yayın yapmadık, yaz girdi araya. Bayağı şey yaşandı esasında. Hafta sonundan itibaren ise biraz daha yoğunluk arttı haber akışında. Özellikle KKM'ye ilişkin yapılan düzenleme çok tartışıldı, hala tartışmakta. Aynı zamanda işte Mehmet Şimşek'in istifa etti iddiası vardı. Gerçi yalanlandı, onu da belirtmek lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü bir açıklaması var. Hepsini sizinle konuşacağız. Ama isterseniz en çok merak eden ve belki orta vadede de bizi en çok etkileyecek, en çok konuşacağımız konuya başlayalım. KKM'ye konuşalım. Şimdi KKM'den artık iktidar ekonomi yönetimi KKM'den çıkmaya karar verdi. KKM'de artık çıkış haritası netleşmeye başladı diyebilir miyiz? Bunu aslında KKM'nin ölüm ilanının resmi gazetede yayınlanması olarak okudum da dünkü kararı. Ama ortadaki cenaze çok büyük. Böyle kolayca ortadan kaldırılıp tarihin tozlu sayfalarına geri gidecek gibi görünmüyor. Bu cenazenin parça parça kaldırılacağını görüyoruz ve bunun içinde bir zaman planı mutlaka var. Ama yıl sonuna kadar olan bir plan ortaya konmuş dünkü tebliğiyle beraber. Ama net bir şekilde şunu koyuyor. KKM'yi ikiye bölüyor. TL KKM'yi daha hızlı eritelim. Döviz dönüşümlü KKM'yi ise daha yavaş eritmeye başlayalım. Sonra zaman içinde bakarız diyor. Bir yol kazası ihtimaline karşı da Merkez Bankası resmi gazetede bütün yetkileri kendine almış. Yani %50'ye indirilmesi gereken döviz dönüşü TL KKM'de %20 ile %100 arasında sınırları belirlemek Merkez Bankası'na verilmiş. Yine bu 95'e inecek olan döviz dönüşümlü KKM'de ise yine 50 ile 100 arasında bir sınırı Merkez Bankası kendine almış. Yani arada bir yol kazası olursa da ben müdahale edeyim herhangi bir yetki karmaşasına gerek olmadan diye bir plan yapılmış. Bu KKM'nin aslında bence Türkiye'ye çok büyük zarar veren, hem etik anlamda hem finansal anlamda hem de enflasyon anlamında çok büyük zarar veren KKM'nin ölüm ilanı diye görüyorum. Ama bu cenazenin kaldırılması çok zaman alacak. Çok zaman alacak. Peki kalkacak mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Sizce bir yoga çıkırdı ama tabii bunun bir sürü yan etkisi olacak. Şimdi işte KKM'den çıkan paranın neye gideceğini de konuşacağız. Ama geri dönüş ihtimali de var mı? Yani bir beklenmeyen mesela dövize gitmesi, KKM'den çıkan paranın daha çok dövize gitmesi ve döviz kurundaki olası bir artış, faizlerin çok arttırmak istenmemesi. Bu tip bir kargaşa durumunda yeniden biz dönüp KKM'ye sarabilir miyiz sizce? Öyle bir risk görüyor musunuz? Çok mümkün. Yani mümkün çünkü kurlardaki oynaklık arttığında veya bir kur şokuyla karşılaştığımızda KKM'den çıkan mudilerin, mevduat müşterilerinin TL'ye hepsine geçeceğinin garantisi yok. Bir kısmı da dövize geçebilir. Bu dövize kayma esnasında da bu döviz talebini tetikleyebilir. Yani KKM'den Merkez Bankası 100 milyar dolara yakın bir rezerv satın aldı. Ama bu 100 milyar dolara geri satacak bir rezervi yok. Öyle bakınca da KKM'den zaman içerisinde ve piyasa şartları izin verdiği ölçüde ve Merkez Bankası kaynaklarına ihtiyaç olmadan ancak çıkabiliriz. Yani 3-4 şartın bir araya gelmesi lazım. O yüzden KKM'nin tasfiyesi çok zaman alacak derken bunu kastediyordum. KKM her şeyin iyi gittiği bir senaryoda ancak tasfiye edilebilir. Özellikle döviz dönüşümlü KKM. Ama Merkez Bankası da bence bunun farkındaydı, ekonomi yönetimi. O yüzden TL dönüşümlü KKM, TL'den gelen KKM ile başladı. Döviz dönüşümlüye de niyet etti. Öyle görüyor. Sosyal medyada dönen haberlere göre bankalar en azından online'da KKM'yi yapmayı bırakmışlar. Şubelerde devam ediyor evet. Olabilir. Şimdi bu kadar temel beklenen işte mevduat faizinin artması. Siz de biraz bahsettiniz. Hem mevduat bankaların mevduat faizi yeterince artmazsa veya Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenden de altında kalırsa, faiz artışı beklenen de altında kalırsa farklı bir şey görebilir miyiz piyasalarda? Evet. Yani bir kere bence bu karar bankaların mevduat faizlerini beklendiği kadar arttırmayacak. Yani ondan eminim. Çünkü bankalar dediğiniz gibi KKM yapmayı artık durdurdular. Ve benim duyduğum kadarıyla Merkez Bankası bu %50'ye veya %95'e inerken toplam bakiye üstünden değil de hesap her kişi bazında bakacağı için yeni KKM müşterisi artık almayacak bence bankalar. Yeni KKM müşterisi almamak demek de bakiyenin zaman içinde azalması demek. Özellikle TL'den gelen KKM'yi azaltmak için de agresif orada faiz ödemeleri lazım. Ama bu faizi sadece bu müşteriler ödeyecekler bence. Yani genel bir faiz artırımı yapmayacaklar. Yani Semih'in TL dönüşümlü KKM'si varsa o muhtemelen %40-45 bir faiz teklifiyle karşılaşacak. Ama Kerim'in öyle bir şeyi yoksa %25 ile yaptığı mevduat faizi %27'ye bile çıkmayacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu selektif bir faiz artırımına yol açacağı için
belki de Merkez Bankası'nın umut ettiği, istediği genel bir faiz artışını tetiklemeyebilir, tetiklemeyecektir. Ama bunu Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi başka yollarla da yapabilir. Bir örnek vereyim. Kamu bankalarına bir talimat gider. Siz TL mevduatlara 35-40 vermeye başlayın denir. O zaman diğer özel bankalar da bunu takip etmek zorunda kalırlar. Çünkü büyük bir mevduat kayışı riskiyle karşı karşıya kalırlar. Yani sadece KKM kararı, dünkü tebliğ, faizlerin, TL faizlerin agresif artışına sebep olmayacaktır. Sadece selektif faiz sunmalarına sebep olacaktır. Yeni KKM açılmayacak. Bence iki tür KKM'de, döviz dönüşümlü, TL KKM'de açılmayacak ve bankalar hassas bir şekilde mevcut KKM müşterilerinin paralarını döndürüp diğerlerine artık bu ürünümüz rafta değil diyecekler bence. Bu da selektif önermenin çok daha kolay olmasına yol açacak. Peki Kerim Bey, şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dediğiniz gibi mesela KKM'den dönene işte yüksek faiz verecek mevduat, TL mevduat. Ama şimdi bir ay sonra mesela bir ay vade yaparsa, 32 gün en çok kullanılan, bir ay vade yapıldığında bir ay sonra artık o KKM müşterisi olmuyor. Doğru. O zaman hangi faizi 45'ten 30'a mı düşecek yani? Yani bu KKM müşterileri açısından da önemli bir risk. Yani KKM benim en azından döviz cinsi ana paramı garanti eden bir ürünken buraya bir aylık veya 32 günlük bir geçişte önerilecek faiz çok yeterli olmayabilir. Yani teşvik ancak uzun vadelerde mümkün. Bence mesela 32 günlük bir vadede yani senin KKM'ne 17,5 veriyorum ama gel TL mevduata 40 verelim dediğinizde aradaki 22,5 aylık %2 civarında bir fark. Oysa kur oynaklığı bundan çok daha yüksek olabilir. O yüzden bankaların dünkü tebliğ ve bankaların yeni KKM açmama kararı KKM'yi daha değerli bir hale getirdi. Böyle bir paradoks var. Şimdi herkesin işte esasında en çok merak ettiği soru KKM'den çıkan para neye gidecek? Biz onunla ilgili bir anket de yaptık YouTube'da. Evet. KKM'de paranız olsa bundan sonra neye yatırırsınız KKM sonrası diye. Şimdi o ekrana da gelecek. KKM'den çıkarsanız paranızı neye yatırırsınız? Döviz %50, altın %21, borsa %19, Türk lirası mevduat %5, diğer de %5. Şimdi esas korkulan bu zaten. Yani şu buradaki en büyük risk bu. Bir şekilde insana ikna olmazsa dövize yönelirse ne olacak? Sizce şimdi bu ihtimal masada mı? Tabii ki masada. Zaten Merkez Bankası da TL KKM'lere %50 deyip döviz dönüşümlü KKM'lere 95 demesinin sebebi de bu. İki tane sebebi var. İlk sebebi döviz dönüşümlü KKM'lerde Merkez Bankası o şahısa, o mudiye döviz satmak zorunda. Merkez Bankası kurunda. Ama TL dönüşümlü KKM'de böyle bir zorunluluğu yok. Dolayısıyla TL'den KKM'ye gelen müşteriler dövizi alsa bile bu Merkez Bankası'nı ilgilendiren bir tarafı yok. Birinci sebebi bu. O yüzden o kısmını çok daha agresif planladılar. İkinci kısmı ise TL KKM nispeten daha küçük bir tutar. Yani tahminen 1 trilyon olduğu tahmin ediliyor. E-507'nin tahmini. 1 trilyon lira. Hadi bunun da yarısı yarıya indirin 500 milyar lira. Dönüşleri de ilave edin 600-650 milyar lira civarında bir kayıp maksimum söz konusu olabilir. Bu da dövize çevirirseniz 20 milyar dolar civarında bir dövizdir. Merkez Bankası da şunu hesaplıyor olabilir. Piyasa kendi içinde bir 20 milyar doları satar. Ben de bunun bir kısmını gerekiyorsa satarım. Biraz portföy yatırımı gelir. Yıl sonuna kadar bu KKM'den bir 20 milyar dolarından kurtulmuş oluruz. 120 milyar dolar değil, 100 milyar dolarlık bir KKM ile yıla başlarız diye planlama yapmışlar bence. Peki mevduat kısmı konuştuk. Biraz da kredi bacağını konuşalım. Bu kredi faizleri üzerinde bir etki yaratır mı? Yaratacak. Yani bunun içinde Merkez Bankası tebliğini beklememiz lazım. İki burada da unsur var. Çok yakın takip edilmesi gereken. Bir tanesi Merkez Bankası'nın bu referans faize koyduğu bir katsayı vardı. Diyordu ki Merkez Bankası faizi burada, referans faiz şurada. Bunun 1.8 katından daha yüksek faizli kredi veremezsiniz gibi bir sınır vardı. Şimdi bunu değiştirecek. Bunu muhtemelen Perşembe günü PPK kararından sonra değiştiğini göreceğiz. Benim tahminim %40'ın altında pek bir kredi faizinin kalmayacağı yönünde. Yani Merkez Bankası bunu da yükseltecek. Dolayısıyla bu krediler anlamında da bir sıkışmaya yol açacak. Mevduat faizleri o kadar belki yükselmeyecek ama kredi faizleri daha fazla yükselecek. Öyle anlaşılıyor. Bu tabii Merkez Bankası açısından amaçladığı, faizle yapamadığı, politika faizle yapamadığı sıkılaşmayı becerebilmek anlamında önemli olacak. İkinci yakın takip etmemiz gerekense dünkü tebliğde geçici 15. madde diye geçen Merkez Bankası'nın bu menkul kıymet tesisinin yeniden belirlemesine yönelik hamleleri olacak. Onu da takip edeceğiz. Yani şu anda ne oldu? Merkez Bankası %60 Türk lirası mevduatlar tutmasını istiyordu bankalardan. Sonra bu %57 indi. Hafize Gaye Akın'ın ilk kararlarından bir tanesiydi.
%57'den daha düşük bir TL mevduat oranınız varsa KKM dahil menkul kıymet tutuyordu bankalar. Şimdi bu kalktı. Şimdi bunun kalkması ilk olarak akla şunu getiriyor. Artık bankaların menkul kıymet yükümlülüğü kalmadı değil mi? Dolayısıyla menkul kıymet yükümlülüğü kalmamış bankalar KKM'den ne kadar menkul kıymet tutsa da çok önemli değil. Zaten onu saydırabilirler diye düşünebilirsiniz. İşte bunu yapmayacaklar. O geçici 15. maddeyle bankalara yeni bir menkul kıymet testi yükümlülüğü gelecek ve muhtemelen ellerindeki mevcut tahvilleri satmamalarına yetecek şekilde bir şey ayarlanacak. Finansal baskılanma ürünü ayarlanacak. Böyle bakınca da hala faiz dışı yan yollara, politika faiz dışı yan yollara sapmış bir para politikasını yönetmenin ne kadar zor olduğunu bence ortaya koyuyor. Bu arada bir anekdot olarak da şunu söyleyeyim. Geçici 15. madde 1982 anayasında da ısrarında da vardı. Geçici 15. madde generallerin ömür boyu yargılanmamalarını sağlayan bir maddeydi. O yüzden Merkez Bankası'na tavsiyem ve bir geçici 15'te 16 yapsınlar, 14 yapsınlar. İnsanın aklına o geliyor. Evet, güzel uyuyordu. Peki şunu sorayım artık bu konuyu kapatırken. Şimdi bankacılık hisseleri cuma günden beri hızla düşüyor. Hatta cuma günü düşüşü de buna bağlandı. Önceden sızdırdı mı acaba haber diye. Bugün de %3 aşağıda. Gerçi borsa yukarıda, onu da belirtirim. Çünkü Turkcell ve Türk Telekom çok ciddi bir yükselişte. Onunla ilgili de çeşitli spekülasyonlar var. Satırdı mı acaba o yüzden yükseldi. Onu parantezle belirtirim. Bankalar için iyi bir haber değil mi bu? Yani bu düzenleme bankaların karlılıkları üzerine negatif etki mi yapacak? Ben abartıldığını düşünüyorum. Yani bankacılık sektörü açısından bu kararların orta vadede sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve pozitif olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bankaların mevduat maliyetleri artacak. Yani ama bu selektif artacak. Yani bütün mevduatlarının bir anda 10 puan artması gibi bir durum bence ortaya çıkmayacak. Selektif olarak mevduat maliyetleri artacak. Ama öte yandan kredi tarafında elleri daha rahatlayacak. Eskisi gibi mevduatlar 2 ay, krediler 2 yıl gibi bir durum da yok. Dolayısıyla kredi faizleri arttığı anda bunu tekrar müşterilerine hemen yansıtma şansı da bulacak bankalar. Yani vade riski de çok yüksek değil bankaların. Bir miktar TL mevduat faizleri ve döviz mevduat faizleri artacak bankaların. Ama kar marjlarını çok hızlı bence toparlayacaklardır. O yüzden ben bunun bankacılık sektörü açısından negatif olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama öyle fiyatlandı bugün borsada bankalar. Ama bir bankacı, eski bankacı olarak ben pazartesi gününün ortamını geçtiğimiz cuma gününün ortamına tercih ederim. Bu güzel bir özet oldu konuyla yaklaşımımız açısından. Peki şimdi şeye gireceğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşünü, ama PPK var Perşembe günü. En son o konu hakkında bir yorumunuzu rica edeyim sizden. Sizce PPK Merkez Bankası ne yapacak? Beklenen 20'ye çıkartması, 17.5'dan evet. 20'ye çıkartması tabii ki. Yani lineer bir akışla buraya gelmesi beklenir. Ama arada 3 tane başkan yardımcısı ataması oldu ve bunların hepsi de itibarlı atamalardı. O nedenle onların bir dokunuşu olacak mı, bunu göreceğiz. Bence hala çok yetersiz. Yani enflasyonla mücadele anlamında, enflasyon beklentilerini yönetme anlamında ha 20 olmuş, ha 22.5 olmuş, çok da bir önemi yok. Ama 20'nin dışında bir şey olması en azından bu yeni atamaların kredibilitesinin çok hızlı erimemesi açısından gerekli diye düşünüyorum. Ama mevduat faizlerinde 35'leri 40'ları konuşuyoruz. Kredi faizlerinde 40'ları konuşurken politika faizini yönlendirecek olan, bunları yönlendirecek olan politika faizinin çok yerlerde kalmış olmasının da bir anlamı artık pek kalmıyor. Bugün politika faizi 30 olsa, 35 olsa muhtemelen kredi mevduat faizlerinde hiçbir değişiklik aslında olmayacak. Öyle olunca da bu aslında sadece bankaların menkul kıymet taşırken daha karlı olmalarından başka bir fonksiyona yardım etmiyor. Şimdi Kerim Bey, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce yaptığı Macaristan dönüşü, ziyaret dönüşünde açıklamasına gelelim. İki başlık dikkat çekti. Bir, emekli ve memura gereken yapılacaktı. Hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edeceğiz, adım atacağız demiş. Bir onu, o konuda bir yorumunuzu rica edeyim. Son olarak da şunu soracağım. Sorayım hatta şimdiden. İkisini birlikte cevap verirsiniz. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası vardı. Gerçi yalanlandı. Yani sonra birçok gazeteci konuyu biraz araştırdı ve çoğu da yani istifa olmadığını, en azından yani bir gerginlik veya resleşme olsa bile bir istifa olmadığını, genel kanı bu yönde. Ama Erdoğan bugünkü açıklaması demiş ki, vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsun da ekonomik kadrolarımız işin ehli. Enflasyonun yine tek haneye düşeceğine inansınlar demiş. Gelecek günlerin daha güzel olacağına inanıyoruz demiş. Yani esasında ekonomi yönetiminin arkasında durduğunu kısa da olsa, bir cümle de olsa söylemiş. Bu iki açıklamaya ne diyorsunuz? Şimdi ben özellikle emekliler tarafındaki artışın artık Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. Yani
muhtemelen 3. ayın sonunda, yani Temmuz, Ağustos, Eylül geçtikten sonra Ekim, 1 Ekim itibariyle bir ara zam yapılarak o telafi yapılacak. Bu da bence bütçe performansının beklenenden iyi gitmesiyle alakalı bir durum. Eğer böyle olmasaydı ocağa kadar bekleyeceklerdi ama Ekim ayında cüzi de olsa bir zam yapılarak yerel seçimler öncesi biraz gönüllerini almaya çalışacaklar ama reel anlamda çok büyük bir erime var emekli tarafında. Korkarım ki memur tarafında da Ocak ayından itibaren bu reel erime daha çok ortaya çıkacak. Çünkü orada da bir baz maaş uygulaması başladı. Ekonomi yönetimi olan güven açısından ise bence geçen haftaki görüşmelerin, geçen haftaki dedikoduların bir hani şeyi yalanlaması diye bunu okumak lazım. Ama ben de hani şöyle düşünüyorum. Son 3-4 hafta içerisinde Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın elinin bir miktar daha kuvvetlendiğini ben de düşünüyorum. Bu neden kaynaklandığı bilmem mümkün değil. Ama gerek Merkez Bankası atamaları, gerek işte dünkü tebliğ, bunlara baktığınızda bu belki eski ekiplerin tasfiyesiyle beraber biraz kafacı rahatlamalarından kaynaklanabilir. Veya bahsedilen dedikodular gibi bir gerginliğin arkasından daha çok yetki alınmış da olabilir. Ama sonuçta ben 3-4 haftadır bir özgüveninin bir miktar arttığını da hissediyorum. Yani Perşembe günkü kararda bunun bir göstergesi olacaktı. Yani muhtemelen. Tahminden fazla bir artış bu anlamı taşıyacaktı. Çok teşekkür ediyoruz Kerim Bey, çok sağ olun. Sıcak günlerde bize vakit ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bir dahaki yine kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.